Asil Müslümanlar, Cumanız mübarek olsun. İslam'ın temel esaslarından biri ahirete imandır. Kıyamet gününe, öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve sonsuz bir hayatın varlığına inanmanın adıdır ahirete iman. Peki, aziz cemaatim, ahirete imanımız güçlü ve samimi olduğunu nereden anlayacağız? Ahirete iman ediyoruz da ne kadar iman ettiğimizi nasıl anlayacağız? Dört kısa maddeyle dikkatinizi arz etmek istiyorum. Ahirete iman bize dört şey kazandırır. Birincisi, ibadet heyecanımız ve ibadet hırsımızı artırır. Her namazın varlığı cennette bir derece olduğuna inanıyorsak, yokluğu, namazsızlığı da cehennemde ne kadar olduğunu bilmediğimiz kadar yanmak olduğunu bilen bir mümin namaza koşarak gider. Ahirete iman sorunu olan münafık namaza kalkarken uyuşuk uyuşuk kalkar. Yavaş yavaş kalkar. Allah muhafaza. Münafığın sorunuyla kafirin sorunu aslında dirileceği güne inanmamaktan geçmektedir. Yani müminle münafığı, müminle kafiri ayırt eden en önemli kırılma noktası ahirete imandır. Aziz kardeşlerim, inansa bile münafık ne diyor? O gün bir torpil bulurum, bir yolunu bulurum, yine de geçerim. Yani ahirete tam manasıyla iman etmeyen kişide görünen özellik. İkincisi, ahirete iman eden kişi, mümin, haramlardan kaçar, haramlardan uzaklaşır, zinasından uzaklaşır, hırsızlığından, gıybetinden, iftirasından ve her yaptığını kayda alan meleklerin olduğunu düşünen bir mümin krediye bulaşamaz. Yalan söyleyemez, çevresindeki insanlara, hayvanata eziyet edemez. Üçüncüsü, gerçek ahirete iman eden kişi, eğer benim ahiret diye bir derdim varsa mümin olarak, cennet sevdası taşıyorsam, cehennem korkusu, endişesi de yaşıyorsam, dünyaya meyletmem, meyledemem. Üçüncü maddemiz, ahirete gerçek iman eden kişi dünyaya meyledemez. Bu kaç günlük ki dünya ki deriz ama demekle kalırız. Dünyaya tenezzül etmem, bu tenezzülsüzlüğü bize ahiret sağlar. Eğer dünyaya meyletmek istemiyorsak, dünya sevgisine katılmak, dünyanın sevdalarına, menfaatlerine, getirisine, makamına, mevkiine takılmak istemiyorsak, ahirete hakiki manada iman edeceğiz. Dördüncüsü, meşakkatlere, sıkıntılara katlanmak ahirete iman. Sürekli enerji bize takviye eder. Ahirete iman eden kişi dünyadaki bütün sıkıntıların üstesinden gelir. Bilir ki bir gün hesap var. Hesap var ve bu hesabı da Allah görecek. O zaman en büyük haksızlığın karşısında ahirete iman eden müminin duruşu Hazreti Ömer gibi olur. İyi ki ahiret var, iyi ki hesap var. İyi ki mizan var, iyi ki sırat var der ve oradaki haksızlığa takılmaz. Cennet hayaliyle yaşayanlar için bu dünya sürgünden ibarettir aziz dostlar. Kıymetli kardeşlerim, bu dört madde üzerinden ahireti de bu dört maddede tartarak bu cuma günü icabet saatinde kendimizi test edebiliriz. Ne kadar ahirete iman noktasında samimi olduğumuzu bu dört madde üzerinden testten geçirebiliriz. Rabbimiz gerçek ahiret imanını bizde muhafaza etmesi,
duası ve niyazıyla cumanız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun.